Tamamdır. Bugün sizlerle birlikte Instagram'da doğru reklam verişini organlamız. Instagram'da doğru reklam verişini organlaştıralım. Bize accountumuzdan business accountu ekerliğini bulup alışımız gerek var. Yok ki bu olmasam accountumuzdan business accountu utkışımız. Yok ki bu olmasam uzunumuzda başkattan business accountu açı alışımız gerek var. Bize business accountu açganımızdan ki uzunumuzdan accountumuzdan doğru tuldurulgenliğini bulup alışımız gerek var. Accountu ise kanakkını doğru tuldurulmuşta korma alışımızsınız. Bana bir adam silke çıkardı. Uşu silke boyu için utup korma alışıyla mümkün var. Endi bo'lsa, akkauntingizni to'g'ri to'ldirib olgan bo'lsangizlar yoki bo'lmasa to'g'riligiga ishonch hosil qilib olgan bo'lsangizlar, biz reklama berishga o'tamiz. Reklama berishdan oldin biz o'zimizga kerakli bo'lgan auditoriyani tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Kerakli auditoriya degani nima tushuniladi? Kerakli auditoriya degani bu sizni o'zingizni shu bermoqchi bo'lgan reklamangizni qabul qiladigan odamlar, ya'ni siz bironta bir mahsulot sotyapsiz yoki bo'lmasa xizmatingizni ko'rsatmoqchisiz. O'sha narsani siz kimlarga kerakligini bilib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz jenski kiyim sotayotgan bo'lsangiz, sizning jenski kiyimingiz shu 15 yoshdan taxminan 40 yoshlar atrofigacha bo'ladigan ayollarga to'g'ri keladigan bo'lsa, siz o'zingizga xuddi shunaqa auditoriya tanlashingiz kerak bo'ladi. Demak, qanaqa auditoriya tanlashimiz kerakligini bilib olgan bo'lsak, endi Instagram orqali xuddi shuni ko'ra olamiz. A, bu yerda bo'lsa, men o'zim ko'rsatib beraman. Telefonda zapis qilib, qanaqa auditoriya tanlashni va qanaqa qilib o'sha auditoriyani oxirigacha to'ldirib, shu auditoriyadan keyinchalik ham foydalanib borishni ko'rsatib beraman. Keyingi videoda bo'lsa, qanaqa qilib Visa karta ochishni ko'rsatib beraman, chunki bu narsadan foydalanish uchun bizga Visa karta kerak bo'ladi. Visa kartani oddiygina PayMe orqali ochsangiz ham bo'ladi. Hozir bo'lsa, akkauntimizga o'tamiz, i o'sha biza reklama qilmoqchi bo'lgan postimizni ochib olamiz va o'sha postni reklama qilamiz, ya'ni predvigatsiya qilamiz. Bironta bir post olamiz. Hozircha o'zimda shunchaki bor post qo'yaman. Redvigatsiya publikatsiya degan joyga o'tib olamiz. O'tib o'tganimizdan keyin выберите свою цель degan joy bor. O'tdi. Больше посещений профиля, больше посещений сайта, больше сообщений, ya'ni sizni lichkangizga ko'proq yozadigan odamlar yoki bo'lmasam sizga shu profilingizga ko'proq kiradigan odamlar yoki bo'lmasam sizni saytingizga o'tishni xohlagan odamlar. Bu yerdan bo'lsa siz o'zingizni saytingizga o'tish xohlagan odamlarni tanlaysiz. O'zingizni profilingizga o'tish xohlagan odamlarni tanlaysiz. Nimaga? Nimagaki shu sizning profilingiz to'g'ri aformatsiya qilingan, unda bo'lsa sizning mahsulotingiz to'g'risida barcha ma'lumotlar ko'rsatilgan bo'ladi. Demak, siz bu yerdan больше посещений профиля tanlaysiz, i daleyni bosasiz. Daleyni bosganimizdan keyin bizga выберите целевую аудиторию deydi. Bu yerda avtomatik turgan bo'ladi. Avtomatikini tanlash uchun maslahat bermayman. Avtomatikini ko'proq katta korporatsiyalar tanlasa, ularga ko'proq qanaqadir miqdorda foyda olib kelishi mumkin. A bizda bo'lsa aniq tilli auditoriyaga egamiz. Shuning uchun o'zimizni tanlaymiz. Создать новую аудиторию deymiz. Bu yerda название аудитории обязательно bo'ladi. Uni nomini sochi kiyim uchun deb qo'yamiz. Местоположение, ya'ni sizni mahsulotingizni oladigan odamlar yoki bo'lmasa sizni o'sha xizmatingizni tanlaydigan odamlar. Bizda misol uchun Toshkentda narsa sotmoqchi bo'lsak, Toshkent deb yozamiz. Toshkent deb yozsak, bu yerda pastdan avtomatikni ko'rsatadi. Toshkent, O'zbekiston, Gorod. Shuni tanlaymiz, i tichkani bosib olamiz deb burchida. I keyin interesi, ya'ni u odamlarning qiziqishlari. O'ttiga odamlar, misol uchun siz kiyim sotmoqchimiz dedik, hozir biz odjerda deymiz. Mana женская одежда deb birinchi bo'lib ko'rsatib beradi. Женская одежда tanlaymiz. Женская одежда tanlaganimizdan keyin yana bizga 3-4 ta rekomendatsiyalar ko'rsatadi. Mana bu yerda rekomenduyimi interesi degan joy bor. Onlayn pakupki deymiz, chunki onlayn pakupkani qiziqayotgan odamlar, bizdan shunda sotib olish xohlaydigan odamlar. I yana tichkani bosamiz. I bu yerda возраст и пол degan joy bor. Возраст и полдан мужчинаны olib tashlaymiz, chunki aslida ayollar uchun bizani kiyimlarimiz aslida emas, pol deymiz. I keyin shu 18 yoshdan biz aytdik 40 yoshlar atrofida deb. 40 yoshlar atrofida desek, tepada bizga avtomatik ko'rsatib beradi. Hozir mana 547 000 dan 644 000 bo'lgan odamlar orasida sizga taxminan ko'rsatiladi. Tichkani bosamiz. Keyin отлично deydi. Yana tichkani bosganimizdan keyin загрузка qilib bizga kerakli auditoriyani tahlab, reklamamizni taxminan yurg'izishga tayyor holatga olib keladi. Daleyni bosamiz. Daleyni bosganimizda sizning byudjetingizni so'raydi. Ya'ni siz misol uchun kuniga 2 dollardan reklama berish xohlashingiz mumkin. 2 dollardan reklama berganimizda bizani ahvatimiz sal pal kamayadi. Ya'ni kamroq odamga reklama qiladi. Shunda bizda 2400 tadan 24 mingdan 64 mingtagacha bo'lgan odamlar orasida reklama qilaman deydi. Bitta eslatma berib o'tishim kerak bo'ladi. Sizning reklamangiz misol uchun 100% deb hisoblasangiz, o'sha 100% ichidan 3-7 foizgacha bo'lgan odamlarning reagirovaniyasiga uchraydi. Ya'ni siz misol uchun 10 mingta odamga reklama berayotgan bo'lsangiz, undan taxminan shu 300 ta 700 ta odam sizning reklamangizga qanaqadir fikr bildiradi. Sizga yozadi lichkangizga, o'shalarni hisobga olib, siz o'zingizning tilli auditoriyangizni kalishtirishni tanlashingiz kerak. Ya'ni misol uchun sizga primerni 1000 ta odam kerak bo'lsa,
Uşanı tahminen şu 97% ayakta hesaplıyız. Yani şu 100 bin adam gibi reklamı verirseniz tahminen 3 bin 7 bin adam sizge kanakalı fikir bildirir. Bunu terlegenizden ki bir adı bücreti terledik. Misal için prodaj reçeliniz de bu. Prodaj reçeliniz bu sizde reklam edilse kaç gün devam ediyor o için. Bu da misal için haklısınız 30 gün koysanız böyle. 30 gün koysanız böyle 2 dolardan hesaplayın 60 dolar sizden bücret alıyor böyle. Derliğini basanız. Derliğini baskanımızdan ki bir adı uşa hemen arsenalı korsu tutuyor. Misal için Pritlagaymı'yla nalok 9 dolar doğattı. Yani şu Pritlagaymı sizde reklam ediyor için kana kadar muhtar ediyor. Yani uzun nalokunu alıp İyi ondan da çıkarıp bir adamın da cel tuttu, pasişini profili, auditori, kim üçün digamız 18 yaştan 40 yaşlı geçip bugün adamını taşkirli ayol kişiyle ilacı borcu. İki, aplata yolu. Aplata yolu yıkarasılı, vize kartıyla böse, vize kartıyla primoy danlılarını kırgızasılı. Bana bir adı vize tuttu. Diyor ki bir adamın, eğer PayPal ile böse, PayPal arkayı reklam versiyle böyle. İyi, zagruzitçi bas orasılı, bir adı avtomatikçi tuldurup getirdi. İyi, ondan ki hemen arsiyle tayyor bugünden ki, Pratvigas publikasyonu digen cahil basasılı. İyi, bana avtomatik et vardı. Sizde anakayız tayar oldu. Reklamız 24 saat içeri sizge cevap verildi. Yani sizde reklamız yürü vardı yok yürüme yaptırıp. Ben hazır balansında yeterli mevlak mevcut ama şu an bu kençeli yürümeydi bu. Şu an canım benim rahat değil gene resmi reklamı koydum. Sizge bu 24 saat yok ki ondan sonra aşura vakit talep kılışı mümkün. Sizi koşunca malumatlarınızdan kep çıkan hal etti. İyi esileden çıkan beni Instagram'da bugün yükünde en arzu reklamı hesaplanadı. Etibar ilu için katta kan rahmet. Kanalda yenge bu seri kanalda patpisat çıkıp koyuyla. Kanalda bundan en faydalı videoları cüdeyen kok.